Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Bütün dünyada 1976'da başladı. Biz de sembolik yaşatalım Trabzonspor'a, aynı bir evde yaptık. 3-4 ay üstünde. Kaç yaş? Bunlar 11-12 yaş. Mevkimi ne? Sever abi, hoş geldin. Hayır. Dediğimiz 2010 doğumluyuz. Oradaki bu... Altyapı 452. 452. Öncelikle yönetim kurulu başkan vekillerimizle, yönetim kurulu üyelerimizle bir Karadeniz turuna çıktık. Ev sahipliğimizi Yalçın Bey yapıyor. Özellikle misafirperverliği adına sizlerin kanalıyla çok teşekkür ediyorum federasyonumuz adına. Gerçekten tabii Karadeniz denince akla Trabzon geliyor. Trabzon'un hem tarihteki başarıları hem altyapıya verdiği önem Türk futbol adına da son derece önemli ve güzel. Çünkü Türkiye'de futbolun Anadolu'da başarı gösteren en önemli takımlarından bir tanesi. Biz de federasyon olarak yönetime geldiğimiz günden beri futbolun ekonomisiyle de yakından ilgileniyoruz. Futbolun ekonomisi deyince de akla ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer kulüplerimiz altyapıdan yeterince önem verip yeterince oyuncu çıkarabilirlerse ekonomik olarak da rahat etmeleri mümkün. Bizim de önemli bir projemiz var. Önemli projemiz Süper Lig takımlarında akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz. O yüzden de bütün Süper Lig kulüplerinin Türkiye'ye yakışır, Türkiye'nin şartlarına uygun en iyi akademiyi nasıl hayata geçirebiliriz? Onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah önümüzde iki tane milli maçımız var, dostluk milli maçımız. Diyarbakır'da İskoçya ile oynayacağız. Gaziantep'te Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Bu çalışmanın arkasından da Almanya'da, Portekiz'de ve İspanya'da da gerek milli takımlar bazında gerekse her ülkede minimum iki tane futbol kulübünün altyapılarını ve akademilerini inceleyeceğiz. Onu yapmazdan önce ülkemizdeki altyapıları, bunun da en önemli şehri olan Trabzon'da da bugün buradayız. Altyapıları inceliyoruz, fikir alıyoruz. Daha sonra inşallah bir Altın Ordu'yu inceleyeceğiz. Başka benzeri şeyler varsa hem Türkiye'den hem yurt dışından en iyi örnekleri bulup çıkarıp önce Süper Lig takımları olmak adına, yani hocasından tutun, tesisinden tutun, diyetisyeninden, beslenme uzmanından, doktorundan her türlü konuyu çok detaylı bir şekilde inceleyip hayata geçirmek üzere yönetimimizle birlikte çalışma yapacağız. Bu da ilk durağımız. Böylelikle ki gördüğüm kadarıyla şu anda burada da mükemmel bir Türkiye şartlarına göre değerlendirecek olursak bir tesis var. Yapanlara, emek verenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Allah sayılarını artırsın. Anadolu'nun birçok köşesinde bu şekilde tesislerin yapılması ülkemiz futbolu adına çok önemli. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu adına bu işin supervisor'lığını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle antrenör yetiştirecek antrenörler üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü eğer bu işi doğru yapacaksak altyapıdan başlamamız lazım. Çünkü 17-18 yaşından sonra futbolcu yetiştirmek çok doğru bir şey değil. Temelden başlamamız lazım. Temel sağlam olursa üzerine kuracağımız bina da aynı şekilde sağlam olur. Bir futbol adına 85 milyonluk bir ülkede daha farklı bir çalışma içerisinde olmamız lazım. O yüzden bugün arkadaşlarımla buradayız. Tekrar da Trabzonlulara çok teşekkür ediyoruz.
Dün Giresun'daydık. Onlara çok teşekkür ediyoruz, Giresunlulara. Ev sahiplikleri için, misafirperverlikler için sağ olun, var olun.